Eğitimle ilgili burada belediyelerimizin destekleri geldiğim günden beridir hep övdüğümüz bir konu. Şahin Bey Belediye'miz yine çok güzel bir düşünceyle, çok güzel bir destekle kapımızı çaldı. Biz de memnuniyetle bugün onun protokolünü imzalıyoruz. Gaziantep'te eğitimde elhamdülillah çok güzel bir ivme yakalandı. Aslında hem İçişler Bakanımız Ali Yerlikaya Bey'in Allah ondan razı olsun valiliği, sonra Davut kardeşimin valiliği döneminde de nispeten artan bir iyileşme eğiliminin artık böyle bizi yavaş yavaş memnun eder hale geldiği günleri yaşıyoruz. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı il derecelemelerini açıklamıyor ama bizim tüm Türkiye'den yapılan analizlere göre çıkardığımız sonuçlara göre de başkanımın söylediği gibi Gaziantep'in tüm iller arasında 9, büyük şehirler arasında da 6 ya yani nerelerden nelerlere gelindiğine bakınca önemli bir yol kat eder haline gelmiş olduğunu görmek hepimizi mutlu ediyor. Bu noktada tabii bu bütüncül bir çalışmanın sonucudur. Emeği geçen milli eğitim idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm kurumlar, işte özelinde Şahin Bey Belediye'miz, bunda son derece emek sahibi, katkı sahibi, hepsine teşekkür ediyorum. Ve inşallah bizim yakaladığımız bu ivmeyi devam ettirmek zorunluluğumuz olduğunu da biliyorum. Çünkü konuştuğumuz her konu, bu şehirle, bu şehrin geleceğiyle ilgili konuştuğumuz her konuda bir şekilde ucu geliyor, eğitime dokunuyor. Öncelikle şunu ifade edeyim. Ben gençlerle olduğum her zaman da, kıymetli mesai arkadaşlarımla olduğum her zaman da şunu mutlaka söylüyorum. Önce gençlerimizin sağlığı, mutluluğu, huzuru bizim için çok önemli. Akademik başarı çok önemli ama bizim için çiftçilikle uğraşacağım diyen genç de çok önemli. Meslek liselerine giden gençler de çok önemli. El sanatlarına yöneleceğim diyen gençler de çok önemli ve onlara da hem Şahin Bey Belediye'mizin hem de bizim onlara dönük desteklerimiz de devam ediyor. Ama bugün akademik başarıyı destek üzerinde toplandık. Ve kıymetli başkanım dedi ki, Sayın Valim, liselere giriş sınavında başarılı olan, akademik başarısı yüksek olan çocuklarımızı ilimizde ve özelinde de ilçemizde tutmamız lazım. Çünkü bu çocuklar 3-4 yıl sonra da lise sınavlarına girecek ve onlar için en iyi üniversite sınavlarına girecek, en iyi şartları oluşturmamız lazım. Söylediği gibi bir taraftan en iyi fen lisesini, en iyi akademik liseleri yapmak, var olanların da fiziki durumlarını, niteliklerini en iyi hale getirmek için uğraşıyoruz. Ama diğer taraftan da bu sevgili evlatlarımızı özendirici tedbirler alıyoruz. İşte bu da ondan birisi. Kıymetli başkanım sağ olsun, her zaman olduğu gibi eğitimle ilgili elini hiç esirgemiyor ve size izah ettiği çok güzel bursları veriyor. Ve sevgili gençlerimiz, kıymetli evlatlarımız, yine başkanın söylediği gibi marifet iltifata tabidir. Bu iltifatla beraber inşallah kendi memleketlerinde bu güzel şartlarda lise eğitimlerine devam edecekler. Şahin Bey'deki sınavlı liseleri tercih edecekler ve inşallah aynı başarıyı bizlerin de destekleriyle üniversiteye giriş sınavlarında, diğer sınavlarda da gösterecekler diyorum. Ve sadece bu protokolle değil, hem onun çok sohbetini yapıyoruz. Kıymetli başkanıma tekraren teşekkür ediyorum. Birçok başka eğitim desteğiyle eğitim sektörümüze belediyelerimizin desteği devam edecek. Devlet zaten elinden geleni yapıyor. Şu anda hali hazırda yapımı devam eden bir sürü okulumuz var. İkili eğitimden tekliğe döndüğümüz okullarımız var. Çözmeye gayret ettiğimiz, çözdüğümüz ve çözeceğimiz birçok sorunumuz var. Bunları hallede hallede Gaziantep'i geldiği bu başarılı noktadan çok daha yukarılara çıkacak diye onu şimdiden hemşerilerime müjdesini veriyorum. Yakında üniversitelere giriş sınavlarının sonuçları da açıklanacak. Orada da başarılı neticeler geleceğini biz biliyoruz.
Ve inşallah aynı şekilde artan bir ivmeyle de devam ettirmeye her kesimle beraber gayret ediyoruz diyorum. Tekraren bu işin organizasyonunda konuyu organize eden Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı, her zaman olan desteklerine bunu da eklediği için kıymetli belediye başkanımıza, Şahin Bey belediyemize, Mehmet Tahmazoğlu başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ve protokolün hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, değerli basın mensupları, ben de hepinize hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyorum. Bugünün ilk saatlerinde güzel bir protokolle günümüze başlamış olacağız. Eğitim çok önemli. Sayın Valim'in önderliğinde biz de Şahin Bey Belediyesi olarak eğitime her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Üniversite öğrencilerimize 9'ar bin lira bu yıl eğitim yardımı yaptık. Geçen yıl DGS'de %1'lik dilime giren öğrencilere 6.450 lira eğitim desteği sağlamıştık. 15,5 milyon kitap dağıttık. Denemeler yaptık, testler yaptık. LGS'de olsun, üniversite giriş sınavında olsun. Sosyal tesislerimiz, gençlik merkezlerimizde yine burada açtığımız kurslarla öğrencilere hem kaynak kitap, hem eğitim desteği, hem denemelerle destek vermeye devam ediyoruz. Açtığımız kütüphaneler, ki şu anda Şahin Bey Millet Kütüphanesi ile yine gençlerimize ders çalışma imkanı sağlamış oluyoruz. Birçok teşviğimiz var. İşte gençlerimizi Çanakkale'ye götürüyoruz, Bosna'ya götürüyoruz. Başarılı öğrencilere daha önce bilgisayarlar dağıttık. Pandemi döneminde 52 bin tablet dağıtımı gerçekleştirdik. Yani eğitimle alakalı okul yapımı, okullara destek konusunda da her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Marifet, iltifata tabi. Biz de başarı gösteren öğrencilerimizi, özellikle Şahin Bey'deki okullarımızı tercih eden, %1'lik dilime giren 2, 3, 4 hatta 5'e kadar olan öğrencilerimize 9 ay boyunca burs desteği vereceğiz. Tam puan alan öğrencilerimize aylık 5'er bin lira. İlk %1'lik dilime giren öğrencilere 3.500 lira. 2, 3, 4, 5'e göre 3.500, 2.500, 2.000 ve 1.500 TL aylık olmak üzere burs vereceğiz. Böylelikle öğrencilerimizin hem burada kalmasını talep ediyoruz. İnşallah bir niyetimiz var. Sayın Valimizle de konuştuk. Türkiye'nin en güzel fiziki altyapısı ve eğitim altyapısı bakımından Fen Lisesi'ni Şahin Bey ilçemize kuracağız. Önümüzdeki yıl bunu da hayata geçirmek istiyoruz. Yani istiyoruz ki bizim başarılı öğrencilerimiz başka illeri tercih etmesin. Hatta başka illerdeki çocuklar gelsin, burayı tercih etsin ve burada okusunlar. Bununla ilgili de çok yakında bir inşallah müjde vereceğiz. Ben desteklerinden dolayı Sayın Valime, Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizi kutluyorum, okul müdürlerimizi, velilerimizi ve başarılı olan tüm öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyorum. Sayın Valim, Sayın Başkanım, çok değerli basın mensupları, bugün liselere giriş sınavı ile ilgili Gaziantep'imizin her geçen yıl üzerine koyarak güzel bir sonuca, neticeye ulaştığı bir sabahtayız. Bu güzel başarının ödüllendirileceği de bir sabahtayız. Şahin Bey Belediye Başkanımız ve saygıdeğer valimizin öncülüğünde Gaziantep ilinde LGS'de başarı gösteren çocuklarımızın, gençlerimizin, Şahin Bey ilçesindeki sınavlı okulları tercih eden gençlere bir sürprizi var. Onlara inşallah 9 aylık bir burs verecek. Ben saygıdeğer valime ve değerli başkanıma Gaziantep'imizin eğitimi için bu zamana kadar yapmış oldukları bütün desteklere ve bugün protokolünü imzalayacağımız çocuklarımıza vereceği burs desteğine çok teşekkür ediyorum. Buyurun.